İlk olarak bizim bir identity repository arayüzünü oluşturmamız gerekiyor. Arkadaşlar burada yani oluşturacağımız kısımlarda core katmanında çalışacağımı söylemiştim zaten. Core katmanında entity repository oluşturacağım için benim bir tane klasör yapmam gerekiyor buraya. Yani bu klasör de neyle alakalı? Benim data access layer'ımla alakalı. O yüzden data access diyerek buraya bir klasör açıyorum. Klasörümü açtıktan sonra bir tane interface koyacağım buraya. Bu kısımları görmediğimiz için biraz sıkıntılı gelebilir ama ana mantığı anlamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi şöyle katmanları değerlendirdiğiniz zaman işte core katmanı bizim çekirdek katmanımızdır. Core'da çoğu işlemimizi yapacağız ve bu core katmanını istediğiniz projede kullanabileceksiniz bittikten sonra Framework. Data access'i dedim zaten, veri erişimle alakalı işlemler. Bunların hepsinden bahsettik. Web UI dediğimiz MVC projemiz bizim. Yine VCF Service'ımız var. Yine Web API'miz var. Web API ile ilgili işlemler yapacağız. Zaten adım adım gittikçe mantığımız oturmaya başlayacak. Core katmanında data access ile alakalı olduğu için yapacağım işlem. Data access klasörünü oluşturduktan sonra sağ tıklayarak add diyoruz, class diyoruz. Şuradan koda giderek interface'e çekiyorum ben bunu. Ya bu kafanızı karıştırıyorsa asıl yapmak istediğim şu benim burada. Sağ tıklayarak add diyerek new item. İşte ne ekleyeceğim? Interface. İsmine ne vermem gerekiyor interface'in? Identity repository arkadaşlar bunun ismi. Bir interface olacak. Interface'ler ne demek zaten? Yarın bile değinebiliriz onlara. Kullandıkça zaten aşina olacaksınızdır. Add diyerek interface'im oluşuyor. Ve arkadaşlar bu kısımda public'e çekiyorum burayı. Public interface olacak. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Generic bir interface olacak burada. Ve benim veri tabanı işlemlerimi yapabileceğim bir yapı oluşturmaya çalışıyorum. İşte bir get list yazacağım. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir ürünler datasını düşünün. İşte ürünün şartlarına göre şu ürünü getir ya da ürünlerin hepsini getir tarzında işlemler yazacağız ve ürünleri ekleme ile alakalı işlemler olacak. Yine link expiration kullanacağız. Yani şunu düşünün. Datanın hepsini getirmeniz için sadece Entity Framework zaten araçlarımız. Bunlarla yapıyoruz. Ama bir şart olacaksa bu desenlerde kesinlikle link teknolojisinden yararlanmam gerekiyor. Çünkü benim bir şartlı sorgu yapmam gerekiyor. Mesela silmek istediğim zaman birinci anahtar dediğimiz kısımlar vardır tablolarda. O birinci anahtarlara göre silme işlemi yapacağım. Örnek verecek olursak. Şimdi arkadaşlar burada ben oluşturduğuma göre Identity Repository'yi bu kısımda şöyle jenerik bir sınıf veriyorum. Yani jenerik yazmaya başlıyorum. T olacak diyorum buraya. Ve bu T'nin nasıl olacağını belirtiyorum. Where koşuluyla. Yani T dediğimiz arkadaşlar jenerik bir tip. Referans bir tip bunlar. Jenerikler konusunda bunları değineceğim ben size. Burada ben görev verecek olursam Sefa'dan bir yardım alayım. Şu anda kafanızı kurcalayan konular var. Benim birebir tahmin edebilirim onları. Onların konularını söylüyorum. Şu an not almasını istiyorum. Arkadaşlar birinci olarak şöyle yazacağım ben. Çıkacağım yine aklıma geldikçe. Sefa birinci olarak jenerik sınıflar
Generic sınıflar nedir? Bu konuyu not alalım. Bunlarla ilgili çalışalım yarın. Aklıma geldikçe yazacağım. Sen de notlarını alırsın. Şimdi şuradan geçiyorum. Arkadaşlar bir kısıt vermem gerekiyor buna. Yani diyorum ki T diyorum class. Burada class'tan kastımız referans bir tip olacağı. Ve bir identity yazacağım. Bunu birazdan konuşacağız. Identity dedim. Ve de new'lenebilir diyorum bu yazdığım nesne. New'lenebilir ifadesini koydum. Şimdi arkadaşlar artık ben operasyonlarımı yazmak istiyorum buraya. Identity'den kastımız arkadaşlar şu. Biz nesnelerimizi özellikle ekleme, silme, güncelleme ile alakalı yazacağımız sınıflarda identity ile süsleyeceğiz. Bunu yapmamızın nedeni bazı koşullara tabi tutmak, mimarimizi sınıflandırabilmek, ona göre yönetebilmek amacıyla identity'yi yapıyoruz. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu ileride göreceksiniz. Şu an ne konuşsam havada kalacak. Uyguladıkça anlayacağız ama şu anda aklınızda tutacağınız tek şey identity ile nesneler imzalanır ve daha iyi yönetilebilir, koşullandırılabilir. Bu aklımızda olsun. Şimdi ise yazacağım kodlar bizim veri tabanı operasyonlarımız olacak. List tipinde diyorum. Buraya yine T diyorum. Ve get list operasyonu. Yani liste getir diye aklınızda tutun. Listeyi isteyeceğim. Expression diyeceğim. Link kullanmam gerekiyor bu kısımda. Şöyle ctl nokta derseniz zaten link expression'ı ekleyecek using bloğuna. Expression'da bir func diye bir ifadem var. Bunun içerisinde de şu şekilde bizim T'miz var ve bool tipinde. Mantıksal bir tipte yani. Şöyle yani ifade bu. Şu küçüktür büyüklere bakarsanız ifademiz o. Filter yani filtre null diyorum burada. Null olarak default'ta atıyorum bunu. Daha sonra arkadaşlar ilk liste operasyonumuzun yazımı budur. Daha sonra bir tane de get operasyonu. Bu da getir operasyonu. Burada yine expression'ımı kullanmam gerekiyor. Yine link kullanmam gerekiyor. Evet, diğer bir şeyi hemen yazalım buraya. Link'i anlatalım. Sefa link teknolojisi nedir? Kod örnekleri yapılacak. Ders işlenecek. Evet. Sefa tamamsan bunu da siliyorum. Arada bir toplantıya bakayım. Ha, Emre şimdi başta sen kaçırdın da şöyle göstereyim. Başka bakalım kimler sormuş. Aleykümselam. Hocam bana hatırlatmamı söylediniz. Bir sorun vardı. Mantık hatam. Custom helper konusunda sorum şuydu. Butonlarda class'larda hep eklentileri çağırmıştık. Custom helper. Evet. Şimdi Emre onu şöyle açıklamak istiyorum sana. Şuradan yazımı alayım. İlk olarak custom helper dediğimiz olay nedir biliyor musun? Sen bir tane buton yazdığın zaman işte input ya da buton diyeyim buraya. Hepsini yazmamıza gerek yok. Konumuz farklı olduğu için. Böyle bir senin bir HTML kodun var. Bunu uzun uzun yazmamak için sen bunu metoda çeviriyorsun. Şu kodu düşün.
İşte bunun nesi var şu kısımda? Bir de gelebilsem oraya. İşte value'si var, text'i var, type'ı var vesaire. Bunlara attribute deniyor. Attribute. Yani özür dilerim. Bu bileşenin özellikleri deniyor. Sen bunu uzun uzadıya yazıyorsun HTML koduyla. HTML'de bize diyor ki, ya kardeşim diyor, bu kadar uzun yazacağına class yap, metot oluştur. İşte bu metoda da ben sana custom helper diyeyim. Yardımcı metot diyeyim. İşte sen bunu uzun uzun yazacağına view kısmında, view ekranında şöyle bir razor aç. HTML'de noktaya bastığında aşağı doğru gelen ekranda bu yazdığın metodu çağır. İşi bitir. Sadece parantez içinde bazı parametreleri ver, işi bitir. Yani buradaki ana mantık bizim işimizi kolaylaştırması. Sen böyle uzun uzun da yazabilirsin. Bu kodları bir metoda gömüp metodu da çağırabilirsin. Olayımız bu kardeşim. Şimdi hemen devam ediyorum. Kesinlikle class'ı öğren Emre. Benim geçen ders işlediğimi tekrarla, farklı kod örneklerine de bakabilirsin. Beraberce de başka bir derste farklı örneklerle de değinebiliriz o konuda. Evet arkadaşlar, devam ediyorum.